Tabii bu esas sıkıntı şurada. Bir de Barnabas İncil'i var. Hani Evet. meşhur peygamberimizden bahseden Barnabas İncil'i. O İncil'den bahsediliyor falan ama diyor ki şey Vatikan bu diyor bu sahte İncil'dir diyor. Güzel sahte İncil de ne zaman söyle? Binli yıllarda. İlk defa nereden karar alınmış? 300'lü yıllarda. Evet. Yani şeyde orada söz konusu oluyor. Şimdi arada bir bilmem kaç yüzyıl var. Böyle bir şeyi nasıl mantıken açıklayacaklar? Şimdi O da yok. Hristiyan tarihinde kutsal kitap koleksiyonu veya külliyatının oluşturulmasının bir serencamı var. Ve bu serencam asırlara yayılan bir değer ifade ediyor. İlk dönem Hristiyanlar, mümin Hristiyanlar havarilerin hatıralarından, onların gözlemlerinden hareketle veya şifahi gelenekten istifade ile dini ihtiyaçlarını temin ederken zaman içinde İncil'lerin çoğalması ile birlikte kilise üzerine bir külliyat belirleme vazifesinin çıktığı anlaşılması ile birlikte süreci 1546 tarihinde İtalya'nın Trant şehrinde toplanan konsilin belirlediği kutsal kitap halihazırda günümüzde de Hristiyan Kilisesi'nin kabul ettiği ve müminlerin de amel ettiği hem muamele olarak hem de amel olarak iman ettikleri külliyattır. Yani peki bu külliyat içinde Barnaba İncil'i var, Ebiyonitler İncil'i, Nasıralılar İncil'i, Mısırlılar Tabi o İncil'i. dönemde hep Mısır'daki ayrı yazmış, Antakya'daki ayrı yazmış, Kudüs'te ayrı yazılmış. Evet. Yani o inanılmaz şeyler Şimdi var, İncil'ler var. kilisenin resmi Hristiyan kutsal kitabı ilan ettiği kitapların, koleksiyonun tümünün odak noktası çarmıh ve Pavlus. Aziz Pavlus var karşımızda. Evet. Peki o konsile girip de ayıklanmaya aday olan kitaplar arasında söz gelimi Barnaba İncil'i var. Barnaba bildiğiniz gibi Kıbrıslı bir havarilere daha sonradan dahil olan insandır. Barnaba İncil'i kabul edilmiyor. Barnaba Bunun da İncil'iyle bana birlikte. söylentileri var. Bir de yani öyle ne kadar doğruysa Evet. Türkiye'de bunun da çok tartışmaları oluyor. Barnaba şey olabilir, Ama Yalvaç taraflarına uğramış evet. Hocam şöyle bir olabilirler. şey var. Yani Barnaba İncil 16. yüzyıl yani 1500'lerde bulundu Girit Adası'nda diye. Ve sonrasında Vatikan'a götürüldü ve Papa bunu kaldırdı. Çünkü o zaman şimdi orada benden Hazreti İsa diyor ki benden sonra Ahmet'in de peygamber gelecek. Evet. Siz ona tabi olun derseniz Vatikan'da bitti, Hristiyanlık da Evet bitti. tabii. Yani o söz gelimi o Barnaba ve benzeri İncil'leri okuduğunuz zaman hiç kuşkunuz olmasın. Sanki Kur'an okuyor gibisiniz. Hristiyan Kilisesi'nin devre dışı bıraktığı, ilga ettiği kitaplar bunlardı. Yani Pavlus'un oluşturduğu Hristiyan teolojisinin hakim kalması bakımından o Peki hocam, Kur'an'a benzerlik taşıyan kitaplar evet. devre dışı bıraktı.